Herkese selamlar arkadaşlar. Elden Ring tam çözümünün 7. bölümüne hoş geldiniz. Her zamanki gibi beğenmeyi ve yorumda bulunmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bence tam çözüm çok güzel gidiyor. Hatta ben gelebilecek denge yamalarını da gözeterek bazı şeyleri yapmadım. İşte Sword Knight and Flame'i almamak gibi, farklı şeyleri yapmamak gibi ki 1.03 yamasıyla oyun birazcık değişti. Artık mesela tanıştığınız NPC'leri yine haritada görüntüleyebiliyorsunuz. Bu tarz çok güzel, eğlenceli bazı içerikler geldi arkadaşlar. Bunlara da hep beraber göz atacağız. Onun dışında en son Selen'e gelmiştik ama buradaki Selen bizimle birazcık düşmanca konuşuyor ve şu anda onunla bir işimiz yok. Aslında bu ikinci Selen. Biraz karışık bir questline var ki ilerledikçe yapacağız. İlk, şu an hakkında bu ablanın bildiğimiz Academy of Lucaria'dan atıldığı ve bazı bir noktada geri dönmek istediği gibi şeyler. Şimdi isterseniz biz buradan bir çıkalım ve etrafımıza bakmaya devam edelim Giga Chat'te. En çok gelen sorulardan biri, biz hep asayla mı gideceğiz? Hayır arkadaşlar. Ha bak, burada geziniyor. İleride silah da kullanacağız. Şu anda at kullanmak diyorum. Şu anda yaptığımız bizim için yeterli. Şimdi şu bölgelere doğru gideceğiz. Burada bir merchant var. Gelin buraya bir dalalım. Ay, ben bildirimleri kapatmayı unutmuşum. Abonelerin falan bildirimleri geliyor. Oturmaya gerek var mı? Gerek yok şu anlık. Merhaba abi. Çok zaman geçti bir müşteri görmeyeli. Burada dünyanın sonunda sana nasıl yardımcı olabilirim ki? Aslında çok güzel eşyalar veriyor arkadaşlar. Bunlardan biri çok işimize yarayacak. O yüzden bu merchant'ı bir şekilde işaretliyoruz, bu tüccarı. Bir kere iki tane stone sword key var. Bunun dışında Vulcan Mausoleum hakkında önemli briefler var. Bu briefler sayesinde oyun hakkında daha fazla bilgi sahibi olabiliyorsunuz. Bunun bedeli var tabii ki de. 3 tane sacrificial twig var. Bunların ne işe yaradığını önceki bölümlerde anlatmıştım. Bizim için buradaki en önemli eşyalardan biri Lost Ashes of War. Bu sayede zindandan sonra bir tane çok güzel özelliği, Ash of War'u kopyalayacağız. Ve ana silahımız olan bir tane çok güzel bir yine hançer alacağız. O hançere de onu ekleyeceğiz. Yani bayağı kaliteli bir karakter olacak bu, merak etmeyin. Farklı farklı büyüler, farklı farklı silahlar kullanabilen. Yani büyücü başladık ama hibrit bir karakter olacak tabii ki de. Ben her zaman bir karakteri hibrit oynamayı severim çünkü. Ve özellikle Dark Souls 3 tam çözümünde buna çok alıştık. Dark Souls 2 tam çözümünde de bunu direkt olarak yaptık. O yönden oldukça şimdiden umutluyum yapabileceğimiz şeyler konusunda. Şimdi Tom's World Cave'e gideceğiz. Tom's World Cave de şu taraflarda bir yerde. Hadi gidelim bulalım girişini. Bunu da dediğim gibi indirdiğimizde bu Vulcan Mausoleum'ları, bu sefer Remembrance'ları kopyalayabiliyorsunuz arkadaşlar. Size çok büyük bir zararları yok zaten. Öyle dolaşıyorlar. En azından bir boss kestikten sonra bunu size zaten göstermek istiyorum. Hadi çıkamadım. Tepeden ineceğiz. Ha. Şurada da boss var. Oraya da uğrarız. Önce bir madene girelim. Ne yazmışlar? First of Persian then. Zehir bize vız gelir. Öyle diyorum da. Beş halimizi çıkartalım. Aslında fener takabilirsiniz belinize ama şu anlık sol elimizde kalkan sadece kullandığımız için çok gerekli değil. Hemen bir mekanı sıfırlayalım. Ve seviye alabiliyoruz. Ona bakalım. Mind'i yükselteceğim demiştim. Onu yapıyorum. Bir seviye daha alabileceğimi fark ettim. Hemen kullanalım. Sanırım alabiliyorum şimdi bir seviye daha.
Tamam, şimdilik 20 iyidir. 20 bizim işimizi görür ama yani bunu çok çok üstüne çıkmamız gerekiyor. Her zamanki gibi summoning pool'u aktif hale getiriyoruz. Burası korkunç zehir dolu bir bölge arkadaşlar. Hakikaten burada biraz dikkatli olmanız gerekecek. Çünkü eğer benim gibi büyücü gidiyorsanız çok fazla can item'i de taşıyamıyorsunuz yanınızda. İşte leşlere bak. Bir de bu abiler şeydir ha. Sıkıntılı tipler yani. Bunlar da size zehir direkt zerk ediyorlar. Bak yemyeşil olduk. Yeşil çed. Bak gördünüz baba. Güzel. Tatlı tatlı. İlerleyelim. Zehirle alakalı en önemli noktalardan biri arkadaşlar. Şuraya geleceğiz zaten. Eğer çok zerk ederse çıktığınız anda bozulmuyor bu zehir olayı. O yüzden böyle zıplayarak ederek güvenli noktalara giderek kurtulabilirsiniz. Eşyalar craft ederek de tabii bu işi halledebilirsiniz. Çok güzel büyü yapıyor ya. Boss'umuz burada. Şimdi askerlerimizi çağıralım. Çabuk çık oradan. Neyse yedik artık. Ah bitti. Ha? Güzel. Kalanı da hallettik. Tertemiz oldu. Viridian Ember Medallion arkadaşlar güzel bir talisman ama bizim çok böyle işimize yarayacak bir talisman değil. Onu da söyleyeyim. Çok güzel bir talisman. Bakın. Maksimum stamina'yı yükseltiyor. Ama dediğim gibi bizim çok böyle işimize yarayacak bir şey de değil. Şimdi bakın diğer taraflara gideceğiz. Gidebileceğimiz. Yanımda bu Potion'u engelleyen şey var mı? Var galiba. Heh. Hemen craft ediyoruz. Uğraşmayalım durduk yere. Yani gerçi burada her türlü zehri yiyeceğiz ya, onu unuttuk. Ama ayıptır. İyi bari biz de Pebble koyarız, ne yapalım. Böyle karizmatik bir giriş yapalım dedik de izin vermedi abiler. Ha, buralara kadar geldik. Nomadic Warrior Cookbook. Bu sefer kaçıncı? 8. versiyonunu aldık. Bu yandaki seviye arkadaşlar yapabileceğiniz eşyaların kalitesini de belirliyor. Biraz dikkatli olursanız burada kolayca hayatta kalabiliyorsunuz. Güzel mağara yani. Çok eğlencelidir. Çok sever From Software oyunculara böyle mağaralar koymayı, böyle mekanlar koymayı, her yere zehir doldurmayı. Bayılırlar.
Material Leaf aldık. Bunlardan düşenleri de alalım. Tamam, şimdi boss kapısına geri gireceğim. Dur, orası da buradaydı. Hemen zindanın başına ışınlanacağım çünkü canım azaldı iyice. Bitti buradaki işimiz şimdilik. Burada işimiz bitti. Walking Mazilla'yı da hallettik. Şimdi bir oturalım bonfire'a. Bonfire deyip duruyorum halen ha. Hadi bakayım chat. Oh, helal olsun sana. Tamam, kaynaklarımız sağlam. 4'e 4 gidiyoruz. Aslında 3'e 4, 3'e 5 şeklinde de değiştirebilirsiniz. Ya bu sizin tercihiniz arkadaşlar. Haberiniz olsun. İlla yapmak zorunda değilsiniz. Hani ben böyle yapın dedim diye. Şimdi Tomb's World Catacombs'a gideceğiz ama öncesinde burayı bitirmiş miydik onu hatırlamıyorum. Haftalık çektiğim için ve Elden Ring gerçekten çok büyük oyun olduğu için bazen geri dönüp sağlama yapmak gerekebiliyor. Burayı bitirmediysek hemen halledelim burayı. Ama bitirdik, evet evet bitirdik. Weapon Evergoal'u bitirdik. Hatta galiba bütün Evergoal'ları bu bölgedeki bitirdik. Buradaki ruhlarla olan kapışmalarda. Şimdi gideceğimiz Tomb's World Catacombs'a şu tarafta. Aslında önden çok geçtik ama şu ana kadar girmedik arkadaşlar. Birazcık gizli bir kapıya sahip. Oraya bir gidelim. Baksana şu manzara güzelliğine bakar mısınız? Unuttuğumuz bir şey var mı? Bakıyorum hemen. Divine Fortification alabilmiş miyiz onu bakalım. Evet almışız. Hiçbir şey unutmamışız. Çok güzel. Çok güzel. Tam istediğim gibi. Selamun aleyküm. Ay. Thank you. Toplayalım. O çok güzel düşüyor şu Erthrin'in ışıkları. Bakın normalde Minor Erthrin'e giderken, buradaki boss'a giderken eğer şu tarafa doğru kendinizi sıptırırsanız burada bir kapı gizlenmiş. Çok aşırı gizlendiğini söyleyemem ama yine coşmuşlar yani bence. Burada bulacağımız hem güzel bir eş var, hem onun dışında bir emote var. Bir de Nomadic Warrior Cookbook'un 9. versiyonu olması lazım, o var. Şimdi Tomb's World Catacomb'u aktif hale getirelim. Katakombları çok seviyorum biliyorsunuz çünkü içlerinde goblinler var. Şimdi bakın burada önemli bir eşya var. Biz de hemen Stone Sword Key kullanıyoruz. Genelde hiçbir zaman boşa gitmiyor bu Stone Sword Key ile, merak etmeyin. Hemen kılıca geçiyorum. Abi sen nereye gittin? Tamam, İskeletor abileri hallettik. Human Bone Shard verdi. Ve Nomadic Warrior Cookbook 9'u almış olduk. Doğru hatırlıyormuşum. Şimdi büyülerimize biz geri dönelim. Her zamanki gibi unutmuyoruz. Böylece yardıma gitmek istediğimiz zaman pek çok kişiye rahatlıkla yardım edebileceğiz. Ama buralar gördüğünüz gibi iskeletor dolu. Ha bir şey söyleyeyim. İskeleti goblin'e tercih ederim yani. Bakın bunları asla unutmayın. Özellikle katakomplar elinizdeki summon'ları geliştirmek için en ideal bölgeler. Temiz temiz gidiyoruz şu an.
Hemen Feda'yı aldık. Eyvah. Oo, güzel kaçtı. Ama bundan da kaç bakalım. Ve Necromancer büyüleri var arkadaşlar. Bu yere düşüyor ya bu iskeletler. Onları siz kendiniz için kaldırabiliyorsunuz mesela. Sizin summonlarınıza dönüşebiliyorlar. Böyle şeyler deneyebiliriz. Bir şey kontrol edeceğim. Heh, Merchant burada görünüyor. Bu arada altan ucuyla da vurabilirsiniz de bence kılıçla daha rahat oluyor her zaman. Geldik gene. Tanın. Unuttuk seni ya. Hayır, şu olacak. Güzel. Buranın arkadaşlar dur unuttum bir şey anlatmaya çalışırken. Bir saniye şu an vurma. Buranın tatlı bir esprisi var. Bir bulmaca arkadaşlar. Birkaç tane daha böyle şey var. Thank you şeyini aldık. Şimdi geri çıkıyoruz. Ana çıkamadım. Gençler bir saniye. Gel şimdi. Güzel temizledim ama. Birazcık alanınızı açtığınızda rahatlıyorsunuz ya. Bak yaptığı şerefsizliğe bak ya. Abi yeter. Sen ne şerefsiz çıktın ya. Ağzını kırdığımın herifi. Vah. Tamam, bu kadar dalga yeter. Ay yeter yahu. Ne iskeletmişsin be arkadaş. Kalk hadi kalk sen de. Ne güzel. Burada da arkadaşlar boss kapısını açan anahtarımız var her zamanki gibi. Somewhere heavy door is open. Tamam.
En biz en başa. Boss kapımız. Ama öncelikle tabii boss kapısıyla işimiz yok çünkü kaynaklarımız tükendiği için bir Grace'e oturup geleceğiz. Biz bir Grace'e oturup gelelim. Hadi bakalım. Hadi bir Grace'e oturalım. Pardon gençler. Burayı açtıydık. Cemetery Shade geldi. Gelsin, hoş gelsin. Her zamanki gibi. Aslında fena bir boss değil bu arada. Ama hani biz de fena değiliz. Bak. Çok ışınlanıyorsun. Işınlanmak yasak. Oyt. Hayvan. Muhtemelen hayvandır da. Gel bak, bir daha geldiğinde ne karşılıyor seni. Görüşürüz. Little the Helders, en sevilen arkadaşlar, bir Legendary seviyesinde bir summon. Deneyeceğiz ama ben çok iyi şeyler duymadım hiç hakkında. Çok abartıldığı söyleniyor. Bir deneriz. Ama çok da umutlu değilim. Ludl konusunda. Bir de oyunun çok erken aşamalarında gelmesi falan da çok işkilendiriyor insana. Ama birçok kişi söylediğine göre yine Legendary. Merhaba. Underground Tomb Ahead. Ahead bir de. Ha, biz gitmedik yani sanki oralara. Şimdi şu köprü görüyorsunuz değil mi? Şu alanı. Şu alandan gideceğiz. Şuraya doğru. Köprü görmüşsünüzdür aşağı taraflarda. Şuradan şuraya atlayalım da önce. Heh. Daha mantıklı. Lightning Strike'ı almak istiyorum çünkü. Hazır bu Ertren'in yanındayken iki taraftan dolaşabiliyorsunuz. Gidelim alalım. Aşağısı birazcık cümbüş, onu da söyleyeyim. İğrenç bir yer. Hakikaten iğrenç bir yer. Onu da söyleyeyim. Zaten inmesi de bir dert benim için. Allah, gidiyorum ben. Beni biliyorsunuz, ben aşağı düşmeli bir şey olunca geriliyorum. Şimdi şuradan şuraya, sonra buraya, sonra inin. Haydi başlayalım bakalım rezilliğe. Gerçi büyücüyle o kadar da zor olmaz diye düşünüyorum ama. Menzil yetmedi. Çok nefret ediyorum ben bunlardan çünkü. Ulaşacaklar. Başka var mı? Hah, geldiniz mi? Gördünüz mü baba? Büyücülük en güzeli. Şerefsizler. Dur, seni kaçırıyordum. Dalga geçerken. Hah, Lightning Strike'ı veriyor da. Düşündüğümden çok daha temiz bir alış oldu bak, onu söyleyeyim. Çok çok aşırı temiz bir şey oldu. Burada aşağıları var. Anasının gözü, sen ne ara... Aa, siz ne ara geldiniz? Ayıptır. Hayda. İyi bari. Hallettik buraları.
Lightning Strike'ı da aldık. Düşündüğümden daha temiz oldu. Burası uçurum zaten. Buradan aslında Bonfire'a da ışınlanabilirim. Şurada iniş var diye hatırlıyorum ama. Yine biliyordu diye hatırlıyorum buradan ama millet ölmüş etmiş, hiç riske atmak istemiyorum karaktere. O yüzden hani normal şuradan köprüden devam edip ya da aşağıdan devam edip oraya ulaşmak istiyorum. Baksanıza. Dur bakayım bir deneyeceğim. Ölürsem bu tarafa alırım. Güzel indim. Efendim? Evet, bir madene daha girdik. Bu madenlerde smithing stone'ları bol bol buluyoruz arkadaşlar. Zorlu bir maden değil bu arada. Zorlu bir maden değil. Boss'u da zor değil. Bayağı kolay bir boss'u var. Ama kazancımız efsane. Ya çok çok zorlanıyor musunuz bilmiyorum. Benim amacım zaten hani arkadaşlar özellikle oyunun ilk bölgelerinde aşırı zorlanmamanızı sağlamak. Zaten ona yönelik yapıyorum. Bu zindanın en büyük farkı ise genel olarak demi-humanlarla dolu. Zindan değil pardon, maden. Zindan maden ayrımını güzel yapmak lazım. Tabii. Aşağılara ineceğiz zaten. Şimdiden zorlamanın şeyi yok. Hadi. Unuttuk seni de. Sırf beni korkuttuğu için ona zulüm yaptım. Niye bir şeyler yazıp durmuşlar her yere? Çoğu da faydalı değil ya. Ambush ahead diyor. Zaten R3'e bastığınızda arkadaşlar elemanları görüyorsunuz. Bakın burada hepsi yatıyor. Yani çok bir esprisi yok yani. Biz düz yoldan inelim. Tabi ben arada böyle manamın bittiğini anlıyorum. Daha doğrusu anlamıyorum. Abi senin özel bir şeyin mi var? Sana büyü işletemiyoruz. Pardon, adamın üstüne bir şey unuttum. Buraya ne yazmışlar? Ya yallah. Güzel zindan ya. Sen okçu muydun? Değilsin. Ha okçu okçu. Gel. İn aşağı bakayım sen. Garibim ölmüş orada. Nereye attım ben onu? Aa, nasıl yönümü değiştirdiysem. Ha, şurada da var bakın, unutmayalım da. Ya, çok lazım olmayacak dediğim gibi.
Özellikle oyunun sonraki aşamalarında güzel edineceğiz bu eşyalardan sınırsız da. Bulmuşken topluyoruz işte her şeyi. Burada da Somber Smiting var. Beyaz olduğumuz Somber Smiting anlamına geliyor. Artı 1'e yükseltebiliyorsunuz. Artı 0 özel eşyaları. Görüşürüz canım. Rusted Anchor verdi. Rusted Anchor çok güzel bir silah, onu söyleyeyim. Eğer oyunda quality gitmek istiyorsanız ve değişik bir silah istiyorsanız hakikaten Rusted Anchor çok hoşunuza gidebilir. Tabii şimdi biz kullanamıyoruz. Güzel bir silah hakikaten. Biz meteoritte devam ya, yapacak bir şey yok. Hadi gidelim buralardan. Return to entrance diyelim. Gidelim buralar, terk edelim buralar arkadaşlar. Burayı da hallettik. Burası da halloldu. Onun dışında şu tepeye tırmanmadık, tamam mı? Hatta burada iki tane de bonfire'ımız var. Bonfire deyip durmasam daha mutlu olacağım ama burada da böyle iki tane tatlı şeyimiz var. Hemen ben yerlerine bakıyorum. Bir tanesi nehrin kenarında arkadaşlar. Bir de şu ormanlık alanın içinde. Oralara rahatça gidebilmek için şu Castlemore Rampart tarafına gideceğiz. Bu arada çok fazla bir şey kalmadı Weapon Peninsula'da. Onu da söylemiş olayım. Ha, level'ımızı almayı unutmayalım. Hatta Night Calvary ile de kapışabiliriz şimdi. Güzel olabilir. Bir seviyemizi alalım da. Bunu sen 20 yaptın mı Emin'cim? Şimdi Vigor'u 20'le ya da Endurance'ı bir 10 yap. Ya gerek yok gerçi, ne yapacağız Endurance'ı? Şunu bir 20 yapalım. Büyücü de can bence önemli değil ama oyuna yeni başlayan biriyseniz bence önemli yani. Bak nasıl bakıyor. Selamünaleyküm abi. Greenstone şey için oldukça hızlı bir boss. Magic Green Blade için. Ama buna yakalanırsa... Ay ay ay! Merchant'a gelecek diye çok korktum. Gel bakalım. Ben de yedim, o da yedi. Gidiyor bu arada. Hayda. Hemen kayaları fırlatalım abimize. Thank you canım. Güzel. Ash of War Barricade Shield diye bir özellik verdi. Güzel. Ve de Knight Rider Flail'ı verdi. O kullandı işte o üç şeyi. Bize yaramaz bu silahlar, bu şeyler. Ama yine de güzel işte. En azından boss'u aklamış olduk. Yani öyle düşünün. Şimdi 1'e gideceğiz arkadaşlar ilk olarak. Yani her şeyi olumlu yönden bakmakta fayda var.
Şunlar bir şeyin farkındayken hemen öldüreyim de. Sonra bana salça oluyorlar. Bakın göl kenarında Tuna Lily bulduk. Bak şurada hemen şey var. Grace var. Hemen yakalım. Sanki bir piknik alanındaymışız gibi değil mi? Nereye gideceğini bilirsen hakikaten çok tuhaf bir oyun. Bu tepeye çıkacağız işte arkadaşlar. Merhaba, hoş geldiniz. Hanımefendi. Tamamdır, ben bölüm bitireyim, açarsın. Çabuk bitir, geç oluyor ya. Karşının tepesi, dur. Yeni bir tepeye çıkalım artık. Bunun arka tarafından dolaşacaktık. Ben biraz yolumu şaşırdım, kusura bakmayın. Hep burcu yüzünden. Ama yani dedim ya, yani insan hakikaten arkadaşlar karıştırıyor yani. Gideceği yolda karıştırıyor, yaptığı şeyde karıştırıyor. Ama ben elimden geldiğince öncesinde hazırlanıyorum. Ve bir bölümü neredeyse iki defa çekiyorum gibi bir şey işte. Bak, tersinden dolandım mesela buradan gitmem gerekirken. Ama gece buralara girmek ne kadar mantıklı, bence mantıklı değil. Şurayı kapatalım. Şurayı bir işaretleyelim. Zaten tepeye çıkacağız. Tepede güzel eşyalar var bu arada. Yani en önemli eşya tepede bir tane Sacred Tear var. Bu sayede Estus'un efektifliğini arttırabileceğiz. Onun dışında hani kalkan var. Yani birkaç şey daha var. Onlar çok önemli eşyalar değiller. Blast'lerle alakalı yapabileceğimiz bir şey var mıymış bakalım. Ha, varmış, tamam. Başka da Sacred Tear yok. Hadi ay, ben de o kadar geldim buraya, zamanı yavaş şey değiştirmeyi unuttum. Boss'u kestik zaten. Morning diyelim. Karanlıkta çok fare falan var etrafta. Onları göremeyebilirsiniz çünkü. Atın üzerindeyken özellikle. O da soruna yol açabilir. Biz sorun yaşamaya gerek yok. Biz sorun yaşamamak için buradayız. Tam çözüm sizin sorun yaşamamanız için var. Ulan ne uzun sürecek ama bu tam çözüm var ya. Üf. Vallahi en uzun tam çözüm olacak muhtemelen. Muhtemelen değil, direkt olacak yani. Şuralara baksanıza ne kadar güzel yapmışlar. Şuradan böyle Golden Seed'i almaya gittiydik. Aynen, doğru yoldayız. Evet. Bakın, çıldırma oyundaki en önemli noktalardan biri Madness. Incantation'larla bayağı alakalı aslında. O yolla alakalı Madness olayı. Farelerin gözlerine dikkat etmenizi istiyorum. Bakın. Gördünüz mü? Delirmişler. Güzel güzel. En azından hızlı hallediyoruz. Burada tabi millet de var. Milletin derdi de biz olmuşuz. Baksana, aydınlığa rağmen ne kadar karanlık bir mekan. Hepsi deli buradakilerin arkadaşlar. Burada artık ne oldu, ne yaşandıysa belki şimdi öğrenebiliriz. Bu Iron Village delirmiş manyaklarla dolu. Bloodborne şeyi gibi. Hah, shield'ı bulduk.
Tabii sadece fareler değil, adamlarda da var aynı şeyden. Şimdi bu mekanın içine gireceğiz. Ama bayağı gördüğünüz gibi kalabalık. Biraz yolunuzu güzel çizin. Baksanıza şunun tipe ya. Fare midir nedir? Flame of Frenzy, güzel bir büyü. Incantation kullanıyorsanız. Ve Sacred Tear aldık. Kısa günün kârı gerçekten. Güzel, kolay bir bölge ve gerçekten çok güzel iki tane büyü aldık arkadaşlar. Bunun dışında artık bizim Castle Morn yoluna gitmemiz gerekiyor. Buranın Dead Bird'ünü daha avlamadık diye hatırlıyorum. Dead Bird'e geri döneceğiz. İlkini kestiydik. Bakayım kaç dakika olmuş, ona göre Dead Bird'e de gidebiliriz aslında. 42 dakika olmuş, aslında gidebiliriz. Çünkü artık yavaştan Castle Morn taraflarına da girmemiz gerekiyor. Bakıyorum çünkü haritaya. Bizim burada yapacak başka bir şeyimiz kalmadı sanırım. Evet. Weapon Peninsula'yı bayağı bir geçtik. Hallettik yani belki çok şeyini. Ha, Tower of Return'e gidebiliriz. Şurada Tower of Return var. Bu da bizi başka bir bölgeye atıyor. Önce oraya gidelim, sonra Dead Bird'e gidelim. Dead Bird'ler de gerçekten Dead Bird ya. Hakikaten isminin bu kadar hakkını veren başka bir düşman görmedim ben. Ben bir de kendi oynanışımda hiç hatırlamıyordum onları. Bilmiyordum. Bir tanesine Kaelit'te denk geldim. Kaelit'teki de bayağı sakatmış mesela. Doğru geliyoruz galiba. Evet. Burada yine runlerimiz var. İlla gelin kesin diyorsun beni yani. Ne kadar heveslisiniz. Şunlara bak. Aa, ayıptır. Oh, kaç kişi geldiler ya? Oh. Böyle tepeden de sıkan var ha. Ne oldu koçum? Adam böyle artisan. Adam böyle haklarlar, genç adam. Sen ne yapıyorsun? Aha. Doğru, bunlar biraz sertti. Böyle konularda. Bunlarla daha önceden de anlaşamamıştık. Arkadaşlar ben sizin dilinizi biliyorum, bakın. Tower of Return. Burada bir ışınlanma cihazı demeyin. Tabii cihazı demek çok saçma sapan bir şey olur.
yine bir şey var. Portal var. Sizi o haritanın başka bir yerine atıyor. Böyle baktığında buraya kadar çıkıyorsunuz. Sonra şu salağı öldürüyorsunuz. Bu da sizi yakalayıp bir yere götürüyor. Şu an gitmemize gerek yok. Hatta nereye götürdüğünü dur bakayım, hatırlamıyordum ben. Tower of Return değil de. Şurada olması lazım. Teleportal chest to Leyndell. Aynen, Leyndell'a yolluyor. Yani haritanın çok çok sonra gitmemiz gereken bir yerine yolluyor arkadaşlar. Orada nerede biliyor musunuz? Bakın. Şurayı açtık ya. Şurası değil. Daha açılmadı harita bak orası. Buralarda bir yerde o. Şuralarda bir yerde. Yani hiç olmamamız gereken bir yere götürüyor. Ben niye şey yaptım? Gösterdim. Hani görün işte. Yani. Şimdi Deadbird'le kapışacağız. Deadbird'ün yeri de bakın şurası. Yine gece gelmeniz gerekiyor mekana. Night Calvary ve Deadbird'ler gece bossları. Sadece gece çıkıyorlar ortaya. O yüzden hemen oturalım. Zamanı Nightfall diyelim. Deadbird'ler de benim bu oyunda galiba en çok çekindiğim bosslar ya, açık alanda. Özellikle büyücüyken. Normalken de çekiniyorum çünkü zorlular ya, gerçekten zorlular. Bilmiyorum, siz belki kolay geçiyorsunuzdur. Seni indirmeden yapamayacağız o işi herhalde. Burayı yettirebiliyor mudur? Allah'ım yarası... Gerçekten mi ya? Gerçekten mi ya? Yarasalar mı ya? Allah'ım şaka gibi. Şey, attığı ok Deadbird'e geldi. Neden çekindiğimi de bilmiyorum. Allah'ım çok iyi. Deadbird. Ok Deadbird'e geldi. Sacrificial Axe güzel bir silah bu arada. Bak millet ne ölmüş buralarda var ya. Boss değil de yarasalar ya. Yarasalar çok felaket. Oyuna ilk başladığımda bu düşmandan çok çekinmiştim. Gerçekten çok çekinmiştim yaklaşırken. Yani ilk gördüğüm golemdi. Bizim ilk gördüğümüz bu oyundaki golem değil tabi tam çözümde ama ben oyuna ilk başladığımda ilk defa burada görmüştüm golem denilen şeyi. Sonra şöyle bir şey öğrendim arkadaşlar. Yani. Thank you canım. Öğrendiğim şey bu arkadaşlar, evet. Yani o kadar havası var. Uzaktan size ok atıyor. Ama yani gelin görün ki şu tarafta bir tane Somber Smithing Stone olması lazım. Savaş alanında. Castlemourne Savaşı. Lord Godfrey'in elinde şey olmuş. Ne yapıyorsunuz lan? Beni mi özlediniz yoksa? Atın aşağı beni. Atın aşağı ya. Ne olacak ki? Bakın burada da şeyler var.
Ne yapıyorsunuz lan? Bunlar saldırıyor bu arada. Ama. Hah, yedik porcunu. Tam bir rezillik ya. Ve geldik minik zindan. Minik değil gerçi de. Önemli bir zindana. Bu zindanda yapacaklarınız oyunun yine bir yan hikayesini çok önemli bir şekilde etkiliyor. Ama Castlemourne dediğim gibi bir sonraki bölümün konusu. Şu ana kadar dur, önce bir oturalım. Ölüp gitmeyeyim. Ölüp gitmeyeyim. Level atlayabiliyor muyum? Aa, atlayabiliyormuşum, ne güzel. Vigor'u 20 yapalım. Mind'i ondan sonra bir 30'a çekelim. Çünkü intelligence şu an iyi gidiyor. Daha sonra onu çünkü bayağı bir abanacağız. Patır patır yükselteceğiz intelligence'ı. Castlemourne arkadaşlar oyundaki minik zindanlardan biri. Şu bölge. 3 bölümde buraları, 2 bölümde burayı, 1 bölümde burayı yaptık. Sonraki bölümde arkadaşlar kaleye gireceğiz. Morn'dan, yani bir sonraki bölüm değil, sonraki bölümde Castlemourne, artık Stormveil Castle'a gireceğiz. Stormveil Castle'ı bitirdikten sonra Limgrave'e geri döneceğiz ve tamamlamamız gereken ama tamamlamadığımız şeyleri yapacağız. Kalan artları şey yapacağız. Onun dışında görevleri ilerleteceğiz. Mesela şeyin görevini ilerletmemiz gerekiyor. Şu an gitmedim sadece o dağı bozmamak için. Mesela Fort Haig'a gitmemiz gerekiyor. Farklı görevler yapmamız gerekiyor. Kesişen görevler var. Bunların hepsini yapacağız tabii ki de. Selen da dahil olmak üzere. O yüzden sonraki bölümde Castlemourne'dayız. Sonra ya önce Limgrave'de yapmamız gerekenleri yapacağız. Stormveil Castle'a gideceğiz. Ya da önce Stormveil Castle, sonra yapmamız gerekenler. Böyle bir şey yaptım. Ama muhtemelen önce Limgrave'i temizler. Öyle gideriz Castle'a. O zaman arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Sonraki bölümde görüşürüz. Hoşçakalın.